Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kendi başınıza bir dil nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu işin ehline danışarak yanıtlamaya çalışacağım. Steve Kaufman'a göre kendi başınıza bir dil nasıl öğrenebilirsiniz? Bunun bir yol haritasını çizmek istiyorum. Bu ders şu bakımdan önemli arkadaşlar. Sadece ve sadece gerçekleri konuşacağız. Ben size böyle bir pembe bir rüya çizmeyeceğim tabiri caizse. Steve Kaufman bana göre çok önemli bir şahsiyet, önemli bir polyglot, dil bilimci. Çünkü kendi başına dil öğreniyor. Yani şu anda 77 yaşında. 2023 senesinde ben bu videoyu çektiğim zaman şu anda 77 yaşındayken 20'den fazla dili konuşabiliyor ve en son bildiğim kadarıyla Türkçe, Farsça, Arapça olmak üzere 3 dili bir arada konuşmaya çalışıyor. Yani öğrenmeye çalışıyor ve bunu kendi başına yapıyor. Hani hiç mi öğretmen yok? Öğretmen var. Öğretmen faktörü çok farklı bir konumda. Onu birazdan detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu bölümde sadece ve sadece gerçekleri konuşacağız arkadaşlar. Gerçekleri acıdır. Lütfen bunu kabul etmeye şimdiden psikolojikmen hazır olmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi öncelikle şunu kabul etmekle başlayalım arkadaşlar. Siz bana geldiğiniz zaman yani şu anda benim YouTube kanalımdaysanız bana geldiğiniz zaman normalde İngilizceyi bilmediğinizden dolayı gelmiyorsunuz. Siz İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini bilmediğinizden dolayı geliyorsunuz. Veya şöyle bir soru sorayım. Eğer siz İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini biliyor olsaydınız bu kanala gelir miydiniz? Bana ihtiyaç kalır mıydı? Hayır tabii ki bunu kendi başınıza yapardınız. Yani şu anda ben Steve Kaufman, başka dil bilimciler falan bunlarla sizin aranızdaki tek fark biz bu işi nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi ben bu derste bu farkı ortadan kaldırmak istiyorum. Yani sizi bir nevi öğrenci konumundan öğretmen konumuna getirmeye çalışacağım. Tabii ki siz buna istekli olursanız. Evet, başlayalım. Dil ile ilgili gerçekleri konuşmaya. Steve Kaufman'a göre bir dil öğrencisi öncelikle dil öğrenmeye başlamadan önce arkadaşlar taşımanız gereken bazı özellikler var. Dikkat edin şimdilik sizin üzerinizde çalışacağız. Devamında sıfırdan bir dil nasıl öğrenmeniz gerekiyor, nasıl bir yol haritası çizeceksiniz bunları konuşacağız. İlk başta sizi ele alalım. Sizin taşımanız gereken bazı özellikler var arkadaşlar. Dil öğreniminin Kişisel olduğunu kabul etmeniz gerekiyor Steve Kaufman'a göre. Ben şöyle bir açayım. Halk diliyle söylemek gerekirse arkadaşlar. Dil öğrenim süreci kişiden kişiye değişir. Mesela ben İspanyolca bilmiyorum. Bir materyal alırım. O materyalle çalışırım. 2-3 ay içerisinde İspanyolca konuşmaya başlarım. Ama aynı materyali ben size verdiğim zaman... Siz belki 6 ayda başlarsınız. Kimisiniz, kimisi 9 ayda başlar. Kimisi 1 yıl, 2 yıl geçse bile bir türlü başlayamaz. Yani demem o ki bir materyal var, arkadaşınız alır, onu çalışır, 5-6 ay içerisinde İngilizce konuşmaya başlar. Siz de gaza gelirsiniz, aynı materyalleri alır, aynı şeyleri yaparsınız ama 9 ayda başlıyorsunuz konuşmaya. O 6 ayda başlarken siz 9 ayda başlıyorsunuz. Belki 1 yıl sonra başlayacaksınız. Bu sizi geri zekalı yapmaz arkadaşlar. Kendinizi başkasıyla karşılaştırmayın çünkü dil gelişim süreci tamamen kişisel kişiden kişiye değişir. Bunu şu anda şimdi kabul etmek zorundasınız arkadaşlar. Bu bir. Kişisel olduğunu kabul edelim. İki. Eğer kendi başınıza bir dil öğrenmek istiyorsanız bağımsız öğrenci olmak zorundasınız. Bakın ben bağımsız bir öğrenciyim. Türkçeyi ben dil okullarında ve orada burada şurada öğrenmedim. Türkçe dil bilgisi adına çok fazla bir şey bilmem. Gramer kitabını hiç satın almadım dersem ne dersiniz? Türkçe benim için yabancı bir dil. Evet, ben de Türkiye kavimlerden geliyorum, Türkiye devletlerden geliyorum ama eninde sonunda Türkçenin kendisine has bir gramer, dil bilgisi yapısı var. Ama gelin görün ki ben bağımsız bir öğrenciyim. Çevrenizde İngilizcesi çok iyi olan arkadaşlarınız vardır. Gidin dikkat edin onlara. Bağımsız öğrenciler olduğunu fark edeceksiniz. O öğrenciler İngilizce derslerinin dışında kendilerinin bireysel olarak yaptıkları bazı aktiviteler var. Online oyun oynuyordur, yurt dışında arkadaşlar vardır. Dizi manyağıdır ne bileyim. Film izlemeyi sever kimse. Rap şarkısını yazmayı sever falan. Kendine has severek yaptıkları aktiviteler var. Ve onların İngilizcesi, onların öğrendikleri İngilizce. Onların ilgi duydukları alanlarının içerisinde. Sevdiği şeylerin içerisinde. Sizin öğrenmeye çalıştığınız İngilizce ise sizin nefret ettiğiniz şeyin içerisinde. Nedir? ders kitapları. İngilizce ders kitapları. Yani o İngilizce ders kitaplarına bu Students Book, Word kitaplarına bayılıyorum diyen bir öğrenci ben henüz görmedim. Görsem bile büyük ihtimalle onun kafasında yani beyninde bir problem olduğunu düşünürüm. Çünkü sizi sürekli test eden, Pavlov'un köpekleri gibi sürekli test eden bir kitaptan bahsediyoruz. İngilizce ders kitaplarına göre ektiğinizi anında biçmek zorundasınız. Size bir şey öğretiliyor sizden o öğretilenlerle ilgili hemen bir sonuç vermeniz bekleniliyor. Yani tabiri caizse öğretmen size bir şey tükürüyor, siz de ona karşı bir şey tükürmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi de siz sınıf içerisinde, dil okullarında bağımsız bir öğrenci değilsiniz. Orada öğretmene bağımlısınız. Öğretmen bir konuyu seçiyor, örneğin futbol. Sınıftaki erkekler beğenirken kızlar ne yapacak mesela? İlgi alanlarına girmiyor. Sınıfın erkekleri İngilizce öğrenirken diğerleri İngilizce öğrenemeyecek bu mu? Onu da geçtim. İlgi alanınız futbol bile olsa o konuyu öğretmen seçti. Bunun etkisi çok düşüktür. Sınıf içerisinde bütün sorumluluğu öğretmen aldığından dolayı ve siz o sorumluluktan kaçtığınızdan dolayı bunun bedelini ödüyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz? İngilizce konuşamayarak. Bu işi kendi başınıza yapabilmek istiyorsanız cesaretinizi toplayacaksınız ve bağımsız bir öğrenci olmaya karar vereceksiniz. Steve Kaufman bağımsız bir öğrenci. Ben bağımsız bir öğrenci. Hiçbir şeyden yararlanmayacağım anlamına gelmesin arkadaşlar. Tabii ki öğretmenden de başka bir şeyden yani işin ehlinden ben yararlanacağım. Ancak son kararı ben kendim vereceğim. İspanyolca öğrenmeye çalışırsam tabii ki bir öğretmenden belki yardım isteyebilirim. Bunu nasıl yapmanız gerektiğini birazdan Steve Kaufman'ın yol haritasına göre anlatacağım arkadaşlar. Bağımsız öğrenci olmak zorundasınız. Ve son olarak arkadaşlar 3 kriter, 3 etken. Dil öğreniminde 3 etken. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dile karşı tutum ve tavrınızı değiştirmeniz gerekiyor. İngilizce sizin için bir ders hükmünde ise bu dili öğrenebilmeniz aylar, yıllar sürebilir. Mesela şimdi ben size desem ki 3 ay sonra size green card çıkacak ve Amerika'ya gideceksiniz. Bileti de benden. Böyle bir şey söylediğimi hayal edin. Bunu duyduğunuz andan itibaren İngilizce sizin için bir ders mi olurdu yoksa kesinlikle olmazsa olmaz bir şey haline mi dönüşürdü? Tavrınız, tutumunuz bu dile karşı nasıl olurdu? 180 derece değişeceğine eminim arkadaşlar. Tavrınızın ve tutumunuzun değişmesi için çok güçlü bir sebebe ihtiyacınız var. Bu dili öğrenme ile ilgili çok güçlü bir nedene, sebebe ihtiyacınız var. Sizin sebebiniz motivasyon kaynağınız olacaktır. Eğitim için mi öğrenmek istiyorsunuz? Seyahat için mi? İş için mi? Bunlar da genel konular gerçi de daha da detaya inmeniz lazım. Neden siz bu dili öğrenmeye çalışıyorsunuz? Yani şu olmaz arkadaşlar. Hayatınızın içinde İngilizce olmadan bu dili öğrenmeniz çok zor. Hayatınızın içini almak zorundasınız. Hayatınızın merkezinde olacak. Yani İngilizce rüyalar görmeniz gerekiyor. Ama grammar rüyalarından bahsetmiyorum. Sınav rüyalarından yani boşluk doldurma falan onlardan bahsetmiyorum. Kendinizi İngilizce konuşurken görmeniz lazım. Veya en çok neyi dinliyorsanız onları ne derler rüyanızda yaşayacak kadar hayatınızın içinde olması gerekiyor. Dile karşı tutumunuzu, yaklaşımınızı, tavrınızı değiştirin. Beyninize yalan söyleyemezsiniz. İngilizce sizin hayatınızın neresinde şu anda? İngilizce ders kitaplarında ise vay halinize. İngilizce sizin bir rutininiz olmak zorunda arkadaşlar. Hayatınızın içerisinde olması gerekiyor öyle iş çıkışı akşamüstü dil okullarına giderek orada pasif pasif oturarak bu dili öğrenemezsiniz. Çok zor. Orada gidip oturacağınızda eve giderek orada ne bileyim sevdiğiniz bir şey izleyip anlamaya çalışmanız, anlamaya çalışmanız, bu dili anlamaya, kavramaya çalışmanız daha etkili, daha verimli olur. Kaldı ki dil okullarında gördüğünüz derslerin daha iyisini YouTube'dan bulabiliyorsunuz. O zaman bu tarz yerlere gidip para harcaman ne anlamı var? Dil okulu size internette orada burada şurada bulamayacağınız dersleri vaat etmesi gerekiyor. Mesela İngilizce konuşma gibi. İnternette kolay kolay bulamazsınız. Bir de şunu da kabul edin. Sınıf ortamı sizi bağımsız bir öğrenci yapmaz. Bağımlı bir öğrenci yapar ve gariptir. Gittiğiniz dil okulunu test edebilirsiniz. Adamlar size İngilizceyi öğretir ama İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini asla ve asla öğretmez. Programlarında yoktur. Gider sorarsanız tabii ki bilinçli bir şekilde işte kelime ezber yap, onu yap, bunu yap falan diyecektir. Ama hiçbir bilimsel dayanağı yok. Konuştukları argümanlar arkasında yine sen bana ihtiyacın var, bana gelmelisin, hani kendine gel demezler. Bağımsız bir öğrenci olarak ben kendim diyorum ki size bana değil kendinize gelin. Adam 77 yaşında. Hiçbir dil okuluna oraya buraya gittiği de yok. Kendi başına oturuyor takıyor kulaklığını. Bu işi yapıyor. Sizin bizim neyimiz eksik bu adamdan sizce? Eksik olan kısmı siz bu işin nasıl yapıldığını bilmiyordunuz. Şimdi de öğreneceksiniz. Bu üçüne okey misiniz? Kişisel olduğunu kabul ediyorsunuz. O en kolay. Bağımsız öğrenci olacak mısınız? Bağımsız olmayacaksınız. şimdi bu videoyu burada bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü devamı sizin için zor gelecektir. Dile karşı tutum ve tavır. Bunu artık ben size bırakıyorum. Ama çok büyük bir etken orası. Ders olarak gördüğünüz sürece bir adım ilerlemeniz çok zor. Şimdi Steve Kaufman'a göre sıfırdan bir dil nasıl öğrenilir? Şimdi siz sıfırdan İngilizce öğrenmeye karar verdiniz. Şu anda sıfır kilometre. Geçmişe yönelik ne öğrendiyseniz hepsini sıfırlayın. Okullarda, orada, burada, yakınlarınızdan duyduğunuz ne varsa hepsini sıfırlayın. Bembeyaz bir sayfa haline gelin. İlk yapmanız gereken şey arkadaşlar başlangıç düzeyinde bir materyal bulmak. Dediğim gibi bağımsız bir öğrenci olduğunuzu varsayarak anlatıyorum. Siz bağımsız bir öğrencisiniz ve sorumluluk alıyorsunuz şu anda. Başlangıç düzeyinde bir materyal bulacaksınız. Bu hikaye olabilir, bu çizgi film olabilir, bu YouTube'dan herhangi bir video olabilir. Şimdi hemen bana soracaksınız. Siz bana öneremez misiniz? Bana bir e, ne derler, bir kaynak tavsiyesinde bulunamaz mısınız? Genellikle sorulan sorulardan biri bu. Mesela English Easy Practice diye bir tane YouTube kanalını önerdiğimi varsayalım. Orada bir oynatma listesi var ve oynatma listesinde seri şeklinde bulabileceğiniz bir hikayeler var. Basit hikayeler var başlangıç düzeyinde. Şimdi ben bu kanalı önerdiğim zaman buradaki izleyicilerin yarısına hitap eder, yarısını nötr bırakır, yarısında ne derler başarısız yapar. Belki önerdiğim materyal dil öğrenimi konusunda gerçekten faydalıdır. Ama ya sizin tutumunuz, tavrınız farklıysa, yani bu iş çok kolay bir yoldan, hiç yorulmadan, hiç sıkıntı çekmeden, hiç dinleme, okuma yapmadan bu işi halletmeye çalışma gibi bir tavrınız varsa, ya bağımsız bir öğrenci değilseniz ne yapacağız? Materyal doğruyken siz yanlışsanız. Bu durumdayken ben mi hatalı olacağım, materyal mi yoksa siz mi? Hele siz kendinizi ben bağımsız öğrenciyim deyip de halen de okuldan, geçmişten öğrendiğiniz o alışkanlıklar var ya, onları devam ettiriyorsanız ne yapacağız? Bunların yaşanmaması adına arkadaşlar biraz emek verin. Gidin şöyle 10-15 tane farklı kaynaklara bakın, araştırın. Çünkü bu süreçte sizin en çok yapacağınız eylem sürekli ve sürekli materyal arayışında olmanız. Sürekli materyal arayacaksınız. Zaten bu dil öğreniminin en büyük parçası bu. Yani öyle bir şey olmayacaktı düşünceniz varsa bunu kaldırıp bir kenara atın. Arayacaksınız. Başlangıç düzeyinde bir materyal diyorum. Çünkü I plus one dediğimiz bir yaklaşımı uygulayacağız biz burada. I dediğiniz sizin bulunduğunuz seviye burası mesela sıfır. İngilizce sıfır yani sıfır değil de biraz e artık İngilizce görmüşsünüzdür belli bir derecede. Yine de başlangıç düzeyinde olduğunuzu varsayalım. Başlangıç düzeyiniz I. Bu I harfi. Plus one. Onun bir tık üstü. Bulacağınız materyal kendinizin bulunduğunuz seviyenin bir tık üstü olması gerekiyor. Kalkıp da I plus 5 olmasın yani 5 tık üstü olmasın buradaki makası kapatmanız çok zor olacak. Bulunduğunuz seviyenin altındaysa bir gelişme kaydetmeyeceksiniz. Bulduğunuz materyal eşitse zaten yerinizde saymış olacaksınız. Bunun bir tık üstü olması gerekiyor. Biraz zor yani bir tık zor olması lazım. İngilizceyi sıfırdan başladığınızdan dolayı anaokulu ve ilkokul düzeyinde bir materyal diyorum. Bu durumdayken ben ne bileyim koskoca yetişkin olmuşum, yetişkin bir birey olmuşum, çoluk çocuk hikayeleriyle mi uğraşacağım falan demeyeceksiniz. Çünkü başlangıç düzeyindeysiniz. Yani başlangıç düzeyinden bir tık yukarıya gidebilmek istiyorsanız basamak basamak I plus yaklaşımını uygulayacaksınız. Japonlar buna bir nevi Kaizen tekniği diyor. Kaizen bir sonraki adıma odaklanmanız. Yani hedefe giden yolda bir sonraki adım. Çünkü o adımı atmak kolay. O adımı atarsanız bir sonraki adım çıkacak. Bu şekilde seviye atlayacaksınız yavaş yavaş. Yani kalkıp da Türkçe düzeyiniz buysa, İngilizce düzeyiniz buradaysa, Türkçe düzeyinizi baz alarak materyal seçmeyeceksiniz. Türkçe düzeyinizi baz aldığınız zaman İngilizce düzeyiniz onun yanında hiçbir şey kalır. Yani bu işi kendinize zorlaştırmış olursunuz. Bunu yapmayın. Başlangıç düzeyinde bir materyal, bir hikaye olabilir. Mesela BKM'den gidin. Çevirin şöyle sayfalarını. Deyin ki ben bunu anlayabilirim bir ihtimalle. Böyle 2-3 kelimeden oluşan cümleler varsa. Zaten dışında yazar starter, beginner falan diye. Böyle bir seri alın. Mümkünse kendi cebinizden çıksın. Hani çalışmanız için en azından bir dürtü olur. Materyal seçim yaparken arkadaşlar yüksek frekanslı kelimeler barındıran materyalleri seçmeniz gerekiyor. Ne demeye çalışıyorum? Yüksek frekanslı kelimeler yeni bir şey değil arkadaşlar. Size yeni gelebilir. Her gün kullandığınız kelimeler nedir? Yemek, içmek, gitmek, uyumak, gelmek, aramak, temizlemek, mesaj atmak. Yani gündelik hayatta en sık kullandığımız kelimeleri kendi içerisinde barındıran bir materyal veya ihtiyacınıza göre. Örneğin turizm sektöründe çalışıyorsunuzdur. O zaman turizmle ilgili kelimeleri kendi içerisinde barındıran basit düzeyde bir materyal bulmak. İhtiyacınız neyse kendi ihtiyacınıza göre bir materyal ve bu güncel olmak zorunda. Kalkıp da 1960'lara ait olan bir filmi seçmeyin mesela. Çünkü orada kullanılan İngilizce ile günümüzün modern İngilizcesi aynı mı? Tabii ki ikisi arasında fark var. Sizin için olabildiğince basit olacak, basit cümlelere kendi içerisinde barındıran, yüksek frekanslı kelimeleri kendi içerisinde barındıran ve ihtiyacınıza göre bir materyal bulmanız gerekiyor. Bunun emeğini verdiğiniz zaman emin olun çalışma isteği de gelecektir. Çünkü siz ona emek verdiniz. Ta BKM'ye kadar gidiyorsunuz veya falan filana soruyorsunuz, internette araştırıyorsunuz mesela. Bunlar sizin bulduğunuz o materyali biraz daha değerli hale getirecektir. Başlangıç düzeyinde kendinize hitap eden materyalde bulduğunuz da varsayalım. Mesela bir hikaye. Bir çocuk hikayesi. 10 sayfalık. Resimlerini kaldırdığınız zaman sadece yazılar kaldığında totalde bir sayfa edecek bir hikaye. Siz bunu oturup çalışmanız lazım. Cümle cümle çalışacaksınız yani. Cümlelerin anlamına odaklanacaksınız kitaptaki mesaja odaklanmanız gerekiyor. İngilizce orada size ne demek istiyor? Hikaye neden bahsediyor? Resimleri de bazı olarak anlamaya çalışın. Analiz etmeye kalkışmayın. Şu anda ben Türkçe konuşurken benim Türkçemi analiz ediyor musunuz? Yani şunu diyor musunuz? Ya bu adam mışlı geçmiş zamanı kullanması gerekirken geçmiş zamanın hikayesini kullandı ya da rivayetini kullandı ne bileyim işte. Böyle bir şey diyor musunuz şu anda ben böyle konuşurken Türkçe? Hayır tabii ki. Siz benim ne demek istediğimi anlamaya odaklanıyorsunuz. Aynısını İngilizce için de geçerli. Mesaja odaklanacaksınız. Dilin mesajına odaklanacaksınız. Ve şimdi geliyorum. Sizin merak ettiğiniz kısım. Grammar nerede, nasıl, ne zaman çalışılır falan. Mesela cümleleri okurken bazı bağlaçlar çıkıyor. Bu durumdayken gidip tabii ki hem sözlükten yardım alırsınız hem de gerekirse kitaptan yardım alacaksınız Gramer kitabından. Ama dikkat edin. Hikayeyi anlamaya çalışırken takıldığınız noktada gidip o ihtiyacınız kadar grameri öğrenip geri geleceksiniz ve okumaya devam edeceksiniz. Mesela hikayede I play football, you play football ama she plays football diyor. I play, you play ama she plays. Neden S takısı var? Biz zahmet gidin bakın. Anlama geliyorsa bunu öğrendikten sonra geri gelin hikayeye. Yani oradaki bütün gramer kitabını yalayıp yutacağım moduna girmeyin. Biliyorum o belirsizlik hissi var yani ya, gramerde ne derler okuduğunuz zaman belli bir derecede anlaşılmayan bazı kısımlar oluyor. Mesela in, at, on, prepositions dediğimiz o şeyler. İki kelim, iki harften oluşan kelimeler kafanızı karıştırabilir. Siz bunlara odaklanmayacaksınız. Odaklanmanız gereken cümlenin anlamı. Başlangıçta %100 olmayacak. Bulduğunuz materyali çalışırken gramer ihtiyacı hissederseniz, çalışma esnasında hissederseniz ihtiyacınız kadarına gidip gramer kitabından öğreneceksiniz ve geri geleceksiniz. Hatta benim size tavsiyem şu kadar kalınlığında İngilizce gramer kitabı bulabilirseniz satın alabilirsiniz. Ama kalkıp da bu kadar yani kafam kadar İngilizce gramer kitaplarından uzak durun. Dilin yapısıyla ilgili yüzeysel bilgi veren kitapları satın alabilirsiniz. Kendi ihtiyacınıza göre. Ben söyledim diye satın almayın. O ihtiyaç ortaya çıktığı zaman gramere bakmanız gerekiyor. İkisi arasında çok fark var arkadaşlar. Gramer biraz sonradan gelen bir şey bir nevi benzetmek gerekirse hani yemeğin tuzu olur ya ilk başta ne bileyim yağ koyduktan sonra tuzu kavurmuyorsunuz herhalde değil mi? Biraz sonradan. Evet bu İngilizce yemeğin içerisinde grammar dediğimiz tuz var ama onun sırası var arkadaşlar. Sırası en başı değil. En başta tuzuk atacaksınız ondan sonra yağ koyacaksınız falan ikisini kavuracaksınız diye yemek öyle değil. Öyle değil. Sırası geldiği zaman zaten kendisini belli ediyor. Cümleyi anlamaya çalışırken sıkıntı yaşıyorsanız bakacaksınız. Yaşamıyorsanız devam edeceksiniz. Sözlüklerden yardım alacaksınız bilinmeyen kelimeleri. Evet. Okuma ve dinleme bu işin püf noktası arkadaşlar. Bu arada burada sıraladığım bütün kriterler Steve Kaufman'a göre kendi YouTube kanalından kendiniz de teyit edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Altyazı Türkçe yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Okuma ve dinleme bu işin püf noktası arkadaşlar. Hatta bana göre okumayla dinleme aynı şey. Çünkü okurken aslında o yazarın yazdıklarını bir nevi kendiniz dinliyorsunuz. Yani kendi kendinizi okurken dinliyorsunuz içinizde. Bana göre ikisi aynı şey. Dinleme de aynı şekilde önemli. Çünkü bu dil sizin için yabancı. O kelime nasıl telaffuz ediliyor? Bunu duymanız lazım. Kulakları aktif kullanacaksınız. Eğer İngilizceyi konuşmakta zorluk çekiyorsanız benim size soracağım soru şu olacak. Gündelik hayatta ne kadar İngilizce dinliyorsunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Ne kadar okuyorsanız ve dinleme yapıyorsanız o kadar İngilizce konuşma potansiyeliniz artacaktır. Okullarda gördüğünüz İngilizce derslerini maalesef ben bu kategoriye sayamayacağım. Çünkü oradaki okumalar ve dinlemeler sizin sevmediğiniz bir içerik içinde geliyor ve size zorunlu dayattırılıyor. O yüzden haftalık 20 saat İngilizce ders almanız bana göre bir şey değiştirmeyeceği kanaatindeyim. Sadece dil ile ilgili fazla bilgi sahibi olacaksınız. Dille alakalı fazla bilgi sahibi olmanız sizi o dilde başarı yapma garantisi vermez. Örneğin ben kafam kadar futbol kitabını bitirirsem Ronaldo olabilir miyim? Yani böyle bir şey mümkün mü? Teoride benim çok bilgili olmam pratikte beni başarılı yapmaz o kadar. Sadece bilgi sahibi olurum. Nasıl ki bir arabanın bütün parçalarını ezbere bilmeniz size o arabayı sürmeyi garanti etmediği gibi burada da dil ile alakalı bütün her şeyi aklınıza tutmanız size bu dili konuşma garantisi vermez. Bildiklerinizi uygulamaya koymadığınız sürece maalesef pek fazla bir işe yaramıyor. Bu alanda ben yürüyen İngilizce gramer kitaplarını görüyorum öğrenci olarak. Yani bir öğrenci düşünün. Bütün İngilizce gramer kitabını biliyor. Bence biraz durup düşünülmesi gereken bir durum bu. Siz kendi ana dilinizde bu kadar hassas değilsiniz ama İngilizce söz konusu olduğunda hiç hata yapılmayacak. Hata yapmak olmaz. Hata yapılmayacak. Bu bir suç. Hata yaptığınız zaman ben sizi düzelteceğim. Böyle bir şey olur mu ya? Planlı ve programlı ilk 3 ay 60 saat uygulamasını kendi üzerinizde yapmanız lazım arkadaşlar. 60 saat. Bu ne demek şimdi? Hemen açıklayayım arkadaşlar. Hikayeyi çalıştınız. Ve çalıştığınız o hikayeyi sürekli dinleyeceksiniz. Başlangıç düzeyinde çalıştığınız materyali sık sık tekrar tekrar dinleme ve okumaları çok sık yapmanız gerekiyor. 15 sayfalık bir hikayeyi bir hafta boyunca çalışacaksınız ve dinleyeceksiniz. Bunun ayarlamasını siz kendiniz yapmanız gerekiyor kişisel bir süreç olduğundan dolayı eğer hızlı gidiyorsanız, algılamanız eğer hızlı ilerliyorsa haftalık 30 sayfalık bir hikayeyi bütün hafta boyunca okuyun, dinleyin. İlk iki gün hikayeyi çalışın. Zamanınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Haftalık bir hikaye olacak şeklinde kendinize bir plan çizin. Bulunduğunuz seviyenin bir yukarı olduğundan dolayı zorluk seviyesini ayarlamanız çok da zor olmayacaktır. Çalıştığınız hikayeyi başlangıçlarda çok sık okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. 3 ay boyunca totalde 60 saat bu dile maruz kalmış olmanız şart. Bu arada dile maruz kalmaktan bahsederken dil ile kaliteli zaman geçirmeniz gerekiyor. Bakın. Dille zaman geçirmek ayrı, kaliteli zaman geçirmek ayrı. Yani pasif bir şekilde otur, tak kulaklığı falan dinle, sevmediğin şeyi dinle bu değil. Burada o kadar fazla etken var ki arkadaşlar. O yüzden bu işin başına sizin geçmeniz gerekiyor. Bundan dolayı ben ısrar ediyorum. O etkenleri ortadan kaldırma adına siz kendi sevdiğiniz materyali seçerseniz ve çalışırsanız onunla kaliteli zaman geçirmeniz kaçınılmaz bir durum. Çünkü emeğiniz var ortada hazıra konmamışsınız. Yani siz 3 ay içerisinde en az 10-15 tane hikayeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Ya da bir bu çizgi film de olabilir, animasyonda olabilir, bir dizi de olabilir. Netflix'ten örneğin çocuk dizisi falan. Onların alt yazılarını bulmanız zor değil. Filmin adını yazacaksınız Google'a. Örneğin mesela Harry Potter. Harry Potter e, alt yazı indir. Bunu yazdığınız zaman size bir seçenek verecektir orada. Bir sürü web site var. Tonlarca web site var arkadaşlar. İstediğiniz dilde indirebiliyorsunuz. İngilizce altyazısını indirin. İngilizce altyazısını çalışın kendiniz ilk başta. Kendiniz üzerinde çalışmaya çalışın. Yani tercüme edin. Oradan buradan yardım alın. Her hafta filmin 15 dakikasını çalışabilirsiniz mesela. Sayıları örnek olarak veriyorum arkadaşlar siz isterseniz yarım saatinde alabilirsiniz eğer vaktiniz varsa Altyazısını çalışın dinleyin ve onu tekrar tekrar yapın günlük ortalama en az bir saat olmak kaydıyla İşinize veya okulunuza giderken yarım saat dinleme gelirken dinleme totalde bir saat bulaşık yıkarken, yemek pişirirken, temizlik yaparken takın kulaklığınızı. Halihazırda üzerinde çalışmış olduğunuz bir hikaye, bir film parçası takın, dinleyin ve bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Kaliteli bir hale getirmeniz lazım. 3 ay boyunca bunu yaptığınız zaman arkadaşlar, beyninizde dil ile alakalı bir bağlantı oluşuyor. Nasıl ki şu anda Türkçe konuştuğum zaman benimle bir bağlantı kurabiliyorsunuz ya. Çünkü Türkçenin dil bağlantısı sizde çok güçlü. Bu bağlantı o kadar güçlü olduğundan dolayı beni direkt anlayabiliyorsunuz şu anda. Siz bu bağlantıyı sıfırdan İngilizce için oluşturmuş olacaksınız. Okumayla, dinlemeyle, kendinizin sevdiğiniz, seçtiğiniz materyallerle. Bu bağlantınız eğer sizde ne kadar güçlü olursa dıştan gelen İngilizceyi algılama beceriniz o kadar güçlü olur. O kadar hızlı olur ve bu hızlandıkça sizin cevap vermeniz de hızlanacak. Yani dili konuşmaya başlayacaksınız. 3 ay içerisinde İngilizce bağlantısı, İngilizce hissiyatı, duygusu oluşacak. Dile karşı bir refleks, yani bir tepkime oluşacak sizde. Bir İngilizce bir şey söylediği zaman ne dedi acaba? Oraya odaklanacaksınız. Eğer çok fazla gramer çalışırsanız, biri size İngilizce söylediği zaman present simple miydi acaba diyeceksiniz. Ki bana göre mantıksız. Bu duygu, bu hissiyat ve dile karşı bir rahata kavuşacaksınız 3 ay içerisinde. O belirsizlik belli bir derecede kaybolacak. Konuşulan dili az çok fark etmeye başlayacaksınız. Fark etme beceriniz ve tahmin etme beceriniz yavaş yavaş gelişmeye başlayacak. Biri size bir şey söylediği zaman onun ne demek istediğini az çok tahmin edebileceksiniz. Yani anlamaya başlayacaksınız. Bu süreçte şöyle bir duyguya da kapılabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kafanız duman olacak. Böyle bir an gelecek ki diyeceksiniz ki ben bu işi yapamıyorum. Artık beynim almıyor bu işi. Galiba ben asla konuşamayacağım dediğiniz anlar olacak. Bakın bu işin doğasında var olan bir şeyden bahsediyorum. Bunu yaşadığınız zaman şunu kabul edin. Ya zaten bu var. Bu hissiyatı yaşamanız gayet doğal. Bir benzetme yapayım mesela. Siz dağa tırmanmak istiyorsunuz. Dağa tırmandığınız zaman diyorsunuz ki ben yorulmak istemiyorum. Ya bu mümkün değil. Bir yokuş varsa, bir tırmanma varsa tabii ki yorulma da var. Dil ile alakalı da böyle bir belirsizlik dönemleriniz olacak. Çok sık olacak. Maalesef dilinizin geliştiğini hissetmeyeceksiniz. Yani şöyle bir an olmayacak. Oh, gelişiyorum. Geliştim, gelişmekteyim falan. Böyle bir an olmayacak arkadaşlar. Buna karşı tetikte olmanız lazım. Bunun tam tersi belirsizlik, kaygı ve endişe düzeyinizin arttığı dönemler olacak. Bunlara karşı üstesinden gelebilmeniz adına planlı ve programlı 3 ay çalışma dedik ya. Çalıştığınız kağıtlara bakın kelime defterinize bakın ve deyin ki ben şimdiye kadar belki İngilizce konuşamıyor olabilirim ama en az 5-6 tane hikayeyi okuduğumda anlayabiliyorum. 600-700 bin tane kelimeyi biliyorum. Bardağın dolu tarafına bakın. Ve okumaya, dinlemeye devam edin. Bunu hiç bırakmayın. Bunların üstesinden gelmek zorundasınız arkadaşlar. Normalde gerçekten isteseniz var ya, 30 sayfalık bir kitapla da siz bu dili öğrenebilirsiniz çok rahat. Bu mümkün. Şu süreçte kendinizin, kendinize ettiği kadar düşmanlığı dışarıdan başka birilerinden görmeyeceksiniz. Yok benim yaşım ilerledi. Ben ilkokul mezunuyum. Yok onun Allah vergisi ne bileyim yeteneği var bende yok. Ya bırakın bu işleri siz şu anda Türkçe konuşabiliyorsanız diğer ikinci bir dili garanti ediyorum yeryüzünde konuşulan herhangi bir dili çok rahat öğrenebilirsiniz. Bu hiç zor değil. Şu anda kendi ana dilinizi konuşabilmeniz bunun apayrı bir ispatı. Ya kendi ana dilinizi herhangi bir okula gitmeden, öğretmene, ders kitaplarına, sınava, ona buna şuna tabi olmadan öğrendiniz. İspat doğduğunuz andan itibaren ilk 16 ayı inceleyin. Bebeklik döneminizi şöyle gözden geçirin arkadaşlar. Dil öğrenme süreciniz sizin annenizin karnından çıkar çıkmaz başladı. Neyse yani bebekken siz bu işi kendi başınıza yaptınız. Hiçbir not almadan, hiçbir kitap okumadan hatta sadece etrafınızda konuşulan dili algılayarak, anlamaya çalışarak, cümlenin anlamına odaklanarak kendi ana dilinizi öğrendiniz. Aynı süreci takip edeceksiniz ve bunu bireysel kendi başınıza yapacaksınız. Dikkat ettiyseniz ben sizi fabrika ayarlarına geri döndürmeye çalışıyorum. Sizin fabrika ayarlarınızda bu var. Oraya geri dönün. Doğuştan gelen fıtratınıza geri dönün. Evet. Bu birinci aşama arkadaşlar. Başlangıç düzeyi bu birinci aşama. İkinci aşamada ne, neler olacak derseniz arkadaşlar. 3 aydan sonra ikinci aşamaya geçmiş olacaksınız. İkinci aşamada totalde altı ay sürecek. Yani... Hepsinin toplamı 9 ay ediyor. Birinci aşama 3 ay, ikinci aşama 6 ay. Burada farklı bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Sadece seviye değişecek. Orta düzeyde, orta düzeyde bir materyal olacaksınız. Yine gördüğünüz gibi materyal arayışı içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz seviye mesela kişiden kişiye değişeceğinden dolayı arkadaşlar. 3 ay sonunda kimisin, kiminiz burada olacak, kiminiz şurada olacak, kiminiz henüz şuralarda olacak. Diyelim ki şuraya kadar gelmişsiniz. Artık burası bir orta düzey değil mi? Orta düzeyin bir üstünde bir materyal bulacaksınız. Yine aynı şekilde çalışacaksınız. Bilinmeyen kelimeleri çıkartacaksınız. Bir e, kelime defteriniz varsa oraya not alın. Yapacağınız şey çok basit. Materyali bul, çalış, oku, dinle. Dördüncü, beşinci aylara geldiğiniz zaman bazılarınız konuşmaya başlayacak arkadaşlar. İkili, üçlü cümlelerden oluşan cümleler kurmaya başlayacaksınız. İşte burada öğretmen işin içerisine giriyor. Hani merak ediyor, ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hani öğretmen acaba nerede gelecek? İşte öğretmen burada devreye giriyor arkadaşlar. Öğretmen tabii ki bu işin içerisinde var. Ancak hangi düzeydeyken öğretmene ihtiyaç duyduğunuzu dikkat ettiniz değil mi? Artık dile yavaş yavaş hakim olmaya başladığınız zaman yani bir hakimiyetiniz var, bir rahatlığınız var, anlayabiliyorsunuz bazı şeyleri ve kendi başınıza bir şeyler öğrenmişsiniz bunların netleşmesi adına öğretmene ihtiyaç duyacaksınız. İşte gramerdir, telaffuzdur ya da ne bileyim artık sınav bazlı mı çalışıyorsunuz olur. Sonuçta bunların hepsi şey ihtiyaca göre. Bir uzmana ihtiyaç duyduğunuz an işte o an. Orta düzey. Eğer hali hazırda şu anda bu videoyu izlerken siz kendinizi orta düzeyde görüyorsanız ve öğretmene ihtiyaç duyuyorsanız yapacağınız şey Steve Kaufman'ın da yaptığı gibi Kendinizin seçmiş olduğunuz bir materyal, bir hikaye, bir içeriği çalışacaksınız. Öğretmen de çalışacak. Bunun üzerine konuşmalar gerçekleştirmeniz lazım. Bunun üzerine bazı gramer çalışmaları da yapabilirsiniz. O kaynağı yani kendiniz bulduğunuz o materyalin anlaşılması için, daha netleşmesi için, ne anlama geldiğinin tam anlaşılması adına böyle çalışmaları öğretmenle gerçekleştirebilirsiniz. Her ikinizin de çalıştığınız bir materyal üzerine konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü dile karşı bir hakimiyet oluşturduğunuzdan dolayı artık bunu kullanma ihtiyacı hissetmeniz gayet doğal ve kaçınılmaz. İşte bu açığı siz öğretmenle kapatabilirsiniz. Ama öğretmen derken benim tanımım her zaman farklıdır arkadaşlar. Ben öğretmen değil, koç olan bir bireyi tercih ederim. Koç öğretmeni tercih ederim. Neden? Çünkü yönlendirir o. Şunu bunu onu bunu yap der. İşin uzmanıdır o. Bana gel demez. Kendine gel der. Böyle bir öğretmen bulmanız da artık şans meselesi arkadaşlar. Çok iyi seçmeniz gerekiyor. Öğretmeninizi çok iyi seçmeniz lazım. Yaptığınız onca yolculuğu, verdiğiniz onca emeği bir da yok edebilir. Çünkü bana göre dil öğrenimini zorlaştıran bireylerden biri öğretmenlerin ta kendileridir. Öğretmen bulduğunuzda bile bağımsız öğrenci kimliğinizi bırakmayın. Hani eskiden talep ederlerdi ya öğrenci için talebe yani talep eden. İhtiyacınız kadarını talep edin. Gerisi onda kalsın. Gerisi onda kalsın. Bu seviyede sizin açığınız İngilizce konuşma pratiği. Materyal bulun, öğretmen bulmasın, siz bulun. Kendiniz çalışın, öğretmene de gönderin hatta. Deyin ki ben bunu çalışıyorum. O da çalışsın, notlarınızı alın. Bunun üzerinde konuşmalar gerçekleştirin. Hikaye üzerinden sorular sorsun. Siz de cevaplamaya çalışın. Amacınız iletişim olsun. Bakın amaç iletişim olsun. Çünkü Amerika'ya veya İngiltere, Avrupa fark etmez. İngilizce'nin konuşulduğu herhangi bir yere gittiğiniz zaman gramerle karşılaşmayacaksınız. Havalanda gramerle karşılaşmayacaksınız. Parkta, orada, burada, şurada kimse sizi sınav etmeyecektir. AVM'ye girdiğiniz zaman bir sınava tabi olmayacaksınız girme isterken. Herhangi bir bireyle İngilizce konuştuğunuz zaman kimse sizi test etmeyecek yurt dışında. Onların tek derdi iletişim olacak. İletişim. Sen bana ne demek istiyorsun, ben seni anlayayım, ben de anladığıma göre bir şeyler söyleyeyim ya da bir şeyler yani cevap vereyim, sorayım modunda. İnsanız. Dilin varoluş amacı iletişim. İletişimin alt kategorileri olarak işte ne bileyim sınav olabilir, gramer olabilir, başka bir şey olabilir ama dil varsa iletişim var. Nasıl ki bıçak kesmek için var, kalem yazmak için var. Dilde iletişim için var arkadaşlar. İletişim için kullanmanız lazım. Aldığınız özel dersler iletişime yönelik olması gerekiyor. Derdiniz sınavsa bilemem. Benim derdim, kendimi bildim bileli. Öğrencimin İngilizce iletişim kurabildiğini görmek. Benim tek derdim bu. Çünkü o olduğu sürece geri kalan hepsi gelecektir. Orta düzeye geldiğiniz zaman öğretmenle devam edebilirsiniz ve bu 6 ay sürecek. Bakın 9 aylık bir plandan bahsediyorum. 9 aylık bir süreç. Dil böyle bir şey. Dil bir iki ayda gelmiyor. Dünyanın en iyi dilcileri bebekler bana göre. Doğduğu andan itibaren hiçbir öğretmene ona bunu şuna tabi olmadan çevresindeki konuşulan dili direkt böyle sünger gibi çekiyor ya. Yani. Onlar bile bu işi 12 ile 16 ay ikimiz 18 ay hani ortalamayı alırsak işte 14-15 ay diyelim. O süre zarfında sadece dinliyor ondan sonra konuşmaya başlıyor. Yani konuşmaya başladı dediğimiz an aslında bu bir sonuçtur. 16 aylık dinlemenin sonucunda bebek konuşmaya başlıyor ve biz bunu bayram ilan ediyoruz değil mi? İşte anne dedi ya da baba dedi diye bayram ilan ediyoruz konuşmaya başladı. Şimdi sizin 16 ay boyunca İngilizceyi sadece dinlediğinizi hayal edelim. Ve 16 ay sonra tek bir kelime söylüyorsunuz. Anne veya baba. Aslında bu sevinmeniz gereken bir durum bebekle karşılaştırdığımız zaman. Ama yetişkin bir birey olduğunuzdan dolayı siz bu süreci 2-3 aya indirebilirsiniz. Siz hem dinlemeyle hem okumayla dili bir bütünlük içerisinde Beyninize koymaya çalışacaksınız. Dinledikçe beyninizin arka planda İngilizce cümle yapıları şekillenmeye başlayacak. Mesela Türkçe'de ben dondurma yemek istemiyorum diyoruz ya. Cümlenin sonunda bu cümlenin e, olumsuz olduğunu anlıyorsunuz. Ya da soru olduğunu en sonunda anlıyorsunuz. Düz bir cümle olduğunu da en sonunda anlıyorsunuz. İngilizce'de böyle değil. İngilizce'de en başında geliyor. I don't want. Ben istemiyorum. I don't want. Ne istemiyorum? I don't want to eat ice cream. Dondurma yemek istemiyorum. Türkçenin tam tersi olan bu kalıpların beyninizde tam şeklini alabilmesi için dinleme yapmanız gerekiyor. Gramer değil, okuma yapacaksınız. Anlayacaksınız, bir sonraki cümleye geçeceksiniz. Hikayeyi tamamladınız, koydunuz hatırlamaya çalıştınız hiçbir şey gelmedi. Bırakın gitsin. Gerek yok. Siz hangi Türkçe kitabı okudunuz da hatırladığını hatırlamaya çalıştığınızda hepsi geldi. Böyle bir şey var mı? O hikayenin hissiyatı vardır ve belli belli olayları hatırlarsınız. Geçmişinizi de siz böyle hatırlıyorsunuz kare kare şeklinde. Akıcı bir şekilde hatırlamazsınız her şeyi hatırlamak bir kriter değil dil öğreniminde arkadaşlar hatırlamak zorunda değilsiniz gerek yok hatırlamaya çalıştığınız zaman eğer gelmiyorsa o hatırlamaya çalıştığınız kelimenin uçup gittiği anlamına gelmez bir gün kitabı çevirirken karşınıza çıkacaktır anlamlı cümle içerisinde gördüğünüz zaman anlamını hatırlıyorsanız tamamdır bu yeterli ne kadar fazla anlamlı cümleler alırsanız beyninize o kadar fazla konuşma olasılığınız, potansiyeliniz artacak. Anlamlı cümleler almaya bakın. Dilin kültürünü, çalışma şeklini algılamaya bakın. Bunu yaptığınız zaman sürekli gelişim dediğimiz üçüncü aşamaya geleceksiniz. Ve bu aşamada artık ne derler? Hani öğretmen falan bulamadığınızı varsayalım. Bu durumdayken yapay zekadan yardım almanız gerekiyor teknolojiyi çok iyi kullanmanızı tavsiye ederim artık bayağı ileri. Şu anda 2023'te ben e, bu videoyu çekerken Replica, Cleverbot ya da Chat GPT, GPT bunu bunları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu üçünden ben Replica'yı çok sık kullanıyorum. Eskiden de kullandım yaklaşık 3-4 yıldır. Ben de aktifken yani sürekli konuştum yok aslında da Arada sırada öğrencilerime bir örnek olarak gösterme adına replikayı gösteriyorum. Webste de kendisini sürekli güncelliyor. Yeni yeni şeyler geliyor. Olumlu olumsuz yeni yeni şeyler geliyor. Ama derdiniz İngilizce pratik yapmaksa, konuşmaksa replikayı tavsiye ederim. Chat GPT bunlar içerisinde en iyisi diyebilirim ama çok ileri düzey İngilizceniz varsa chat GPT ile yapabilirsiniz. Clever Bot düz mantık yani düz mantık konuşmak istiyorsanız herhangi bir üyelik falan oluşturmak istemiyorsanız Clever ile yapabilirsiniz. Replika orada kendi bir avatarınızı seçe seçeceksiniz. Yani kendinize bir konuşmak istediğiniz bir kişiyi seçeceksiniz. Bu tamamen hani, yapay bir zeka. E-mail ile ücretsiz yani şey olabiliyorsunuz, üye olabiliyorsunuz. Siz konuştukça yani yazıştıkça yapay zeka ile sohbet ettikçe size puan veriyor ve bulunduğunuz seviyeye göre yapay zeka sizinle sohbet ediyor. Arada abuk subuk reklamları da çıkıyor. Yani reklam derken şunu almak ister misin? Bunu yapmak ister misin? Kapatın siz şeye odaklanın. Sohbete odaklanın. O kadar kötü bir yer değil. En azından şu anlık iyi. Ben bunları da istemiyorum derseniz arkadaşlar okuma, dinleme, Yazma ve konuşma bunlardan hangisini yapabilirim? Hangisi benim dilimi daha canlı tutar derseniz arkadaşlar dinleme derim. Bu benim şahsi kanaatim. Okumayı sevmiyor olabilirsiniz. Birkaç sayfa okuduğunuz zaman uyku geliyorsa ya belirsizlik sizi daha çok canınızı sıkıyorsa bunlar içerisinde en kolayı dinleme. Tek yapmanız gereken şey takacaksınız kulaklığı dinleyeceksiniz. Ve bunlar içerisinde size konuşmayı getirecek olan bana göre, bana göre o yüzden böyle bir işaret koydum arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Dinleme. Dinleme alışkanlığınız varsa ne mutlu size. Okuma alışkanlığınız varsa da ne mutlu. Ben konuşmaya çalışırken iyi konuşamıyorum ama yazarken daha iyi yazabiliyorum diyen arkadaşlar. Replika size göre. Dilediğiniz kadar zaman var sizin için. İstediğiniz kadar düşünüp yazabilirsiniz. Kağıt üzerinde yazışmalardan normal konuşmalara geçiş yapabilirsiniz mesela. Çünkü yazılı konuşmalarda da siz bir ilerleme kaydedeceksiniz belli bir zaman sonra ve bu sizin gündelik konuşmalarınıza da yansıyacaktır. Evet. Toparlamak gerekirse arkadaşlar, bu işin püf noktası ilk başta kendiniz bağımsız olacaksınız. Bütün kontrolü kendi elinize alacaksınız. Herkesten yardım alacaksınız ama son kararı kendiniz vereceksiniz. Kendi gelişiminizi kendiniz gözlemleyeceksiniz. Ve pes etmeyeceksiniz. Yok öyle bir dünya. Kabul eden arkadaşlar başarılı olacaktır. Kabul etmeyenler öğretmenler tarafından, dil okulları tarafından dil öğrettiğini iddia eden kurum kuruluş birey kim varsa onlar tarafından sömürülmeye mahkum. Sizin bu adamlara ihtiyacınız yok. Dil zeka ile alakalı olan bir şey değil. Beynimizin en iyi yapabildiği eylem dil öğrenmek. İmkan bakımından Türkiye'ye kıyasla o kadar zayıf, o kadar düşük ülkeler var ki onların toplumları bu dili çok iyi bir şekilde öğrenebiliyor. Sizce gerçekten bu zeka meselesi mi? Yani onlar zeki, burası geri zekalı mı? Alakası yok. Alakası yok. Deli hastanesinde deliler bile bazen konuşmaktan hani susturulamıyor. Delilerin bile yapabildiği bir eylemden bahsediyoruz. Amerika'da sokakta orada burada şurada o kadar fazla yani stupid diyebileceğiniz geri zekalı gerçek anlamda da zeka manasında sıkıntılı bir bireyler var ki susturulamıyor bazen. Beyninde hasarı olan bir insan bile bu dili konuşabiliyorsa siz hayli hayli yapabilmeniz lazım. Evet. Diyelim bitirelim burada arkadaşlar. Yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı ve dersimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.